Merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıf ACE kitabımızın 13. feyinde beraber basınç ve kaldırma kuvvetini konusunu işleyeceğiz. Peki burada ne yapacağız? Akışkanların basıncını inceleyeceğiz arkadaşlar. Peki akışkan ne demek? Akma, akma özelliğine sahip sıvı ve gazlara akışkan denir arkadaşlar. Unutmayalım bu. Akışkan maddedir. Yani su ve hava akışkan bir maddedir. Fırtına havalarda çatının uçması, şemsiyenin ters dönmesi gibi olaylar akışkanların süratiyle basınç arasında ilişkiden dolayıdır. Ve süratle basınç ters orantıdır arkadaşlar. Bu ilkeyi ilk olarak Bernoulli adında bir bilim adamı bulmuştur ve kendi ismini koymuştur arkadaşlar buna. Bernoulli ilkesi olarak açıklar. Akışkanın hızının artması basıncı azaltır dedik biraz önce ters orantılıdır. Yani hızın düşük olduğu yerde basınç fazladır kez ifadesi Bernoulli ilkesi olarak tanımlanır. Peki bunlar niye sebep olur hocam? Bunlar hava basıncının düşmesi, çatılanın uçmasına ya da uçak kanatları üst bölümdeki hava basıncın düşerek şekildeki tasarlaması peki ne oluyor hocam? Buradaki basınç azaltılıyor Alttaki basınç Düz olacağı için arttırılıyor arkadaşlar Uçak yukarıya daha rahat süzülebilmesini sağlıyor aslında ya da Musluktan akan suyun hızı artarken basıncı düşer ve Şekildeki gibi ince akmaya başlar arkadaşlar Rüzgarlı havada şemsinin iç tarafındaki hava basıncıyla Dış Yüzeyindeki basıncın farklı olmasından dolayı şemsiye ne yapar? Ters döner. Biz şunu biliyor çünkü her zaman iç basınç dış basıncı işlemek zorunda. Buna göre ne yapacak arkadaşlar? Hızını işliyor. Bernoulli akışkanların davranışlarını aşıda gibi ifade eder. Der ki benim basıncımın yüksek olduğu yerde hız daha düşüktür arkadaşlar. Ya da basıncımın alçak olduğu yerde hız daha fazladır. Baktığımız zaman bakıyorum ki ben S1 noktasında yükseklik çok fazla doğru mu arkadaşlar? Demek ki buradaki basıncım daha fazla. PS1 büyüktür. Kimden? PS2'den. E peki e, PS1'de basıncım daha fazlaysa hızım daha küçüktür. Kime göre arkadaşlar? V2'ye göre. Yani V2'de hızım daha fazladır. Benim basıncımın daha fazla olduğu yerde çıkış miktarı dediğimiz yükselme miktar daha fazladır. Buna göre... H1 büyüktür. Kim arkadaşlaraki h 2ye eşit olmak zorundadır. Evet. Burada da anlaşmış zaten. Akışkanlar ilerlediği ortamda kesildik, küçüldük, küçüldükçe akışkanların hızı artar ve akışkanlığın hızı arttıkça akışkanı ilerledi. Ortamın kesitlerine yapılan basınç da artarak basınç azalır demiş arkadaşlar. Akışkanlar basıncı yüksek olduğu yerden her zaman alçak olduğu yere doğru hareket eder. Yani PA büyüktür PV olduğundan akışkan oklar yönünde hareket eder arkadaşlar. Evet. Karşılıklı günlük hayatta bunu aslında çok görüyoruz. Karşılıklı açılan iki penceren bulunduğunda, iki pencerenin açık olduğu noktalarda arasında basınç farkı varsa esinti hissedilir. Doğru mu arkadaşlar? Yüksekçe bir yere yerleştirilmiş depoya bir hortum yerleştirilip içindeki havayı vakumladığımızda su hortum içine girer. Evet hırsızların çok kullandığı bir yöntem aslında bu. Hortumun Ağız hizası sıvı seviyesinin altında ise sıvı akmaya başlar. Akmaya zorlanır. Sıvı akışı esnasında enerji kurumundan dolayı yani ilk enerji son enerji eşit olacak. Ve N noktası sıvı hızı M noktasından küçük olacaktır. Bu sayede sıvı akmaya devam edecektir. Otomobillerde depodan benzin çekme bölü ve böcek ilaçlama aletleri bu prensiple çalışır arkadaşlar. Uçakların kalkış prensibini biraz önce ifade etmiştik aslında. Ne oluyor? Aslında düz olsa havada her noktadaki basınç eşit olacak. Fakat kanat kolları biraz meyilli oluyor arkadaşlar. Buradan gelen rüzgarı biraz engelliyoruz. Yani aslında kuvvetini azaltıyoruz. Kuvvet azaldığı için buradaki basınç azalıyor. Kime göre? Alttaki basınca göre. Alttaki basınç daha fazla olaya göre üstteki basınca göre alttaki basınç daha fazla olduğu için uçaklar ne yapabiliyor arkadaşlar daha rahat yukarıya kalkabiliyor. Hatta pilotlar havalandıktan sonra daha yukarıya çıkmak isterse kanatların şu bölümde şöyle küçücük neler oluyor arkadaşlar paneller olur. O panelleri açar, basıncı azaltır üstteki basıncı ve daha rahat yukarıya çıkabilir. Evet yazın gündüz saatlerinde deniz soğur, Karası parçaları sıcaktır. Doğru mu? Deniz üzerinde hava soğuk, kara parça üzerinde hava daha sıcaktır. Aynı yükseklikte ve sıcaklığın artışı hava basıncının azalttığından kara parça üzerindeki açık hava basıncı alçak, deniz üzerindeki açık hava basıncı da yüksektir arkadaşlar. İşte yüksek basıncın olduğu yerden alçak basıncın olduğu yere doğru hava akışı olur. Buna gündüz meltemi denir arkadaşlar. Gece saatlerinde durum tam tersi olmak zorundadır. Evet etkinlik 1 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Musluğu yakın bir noktada bulunan gaz dolu çocuk balona şekildeki gibi dengedeyken musluk açılırsa ne olur? Deneyerek açık deniz demiş. Şimdi ne olacak hocam? Ben buradan bir basınç uygulayacağım. Buradaki basınç ne olacak? Hız artacak. Hız artacağı için balon içeriye doğru kayacak arkadaşlar. İkinci örnekte de elimizde tuttuğumuz düz kağıt parçasını bir yüzüne paralel üflenirse ne olur demiş hatta bunu evet şurada da var iki paralel kağıtla da üfleyebilirsek iki kağıt elimizde tuttuğumuz zaman üflersek arkadaşlar hız artırırız hız artarsa basınç azalır ve dış basınç fazla geleceği için kağıtlar içeriye doğru kayar. Burada da üflediğimiz noktada ne yapacak? İçeriye doğru kayacak. Açık hava basıncından dolayı yani kağıt meyillenecek arkadaşlar. Piston F kuvvetiyle itildiğinde borunun ağzından dışarıya hava ile bir birlikte su daha çıktığı gözlenir. Doğru mu? Çünkü neden? F kuvvetiyle itiliyor. Basınç arttırılıyor. Basınç arttıkça dışarıya doğru iç basınç dış basınca eşitlenecek ve ne yapacak arkadaşlar? Ee, dışarıya doğru su akışı olacak. Bu olay hava burunun dar kesinden geçerken hızlanır. Hızı artan havanın basıncı azalır arkadaşlar. Açık hava su üzerinde basınç uygular. Bu su basıncı X borusunun alt ucuna aynen iletilir. Doğru mu? Çünkü basınç her noktada eşit iletiliyordu sıvılarda. X borusunun alt ve üst ucu arasında basınç farkı oluşur. X borusundaki su alçak basınca doğru yükselerek havayla beraber dışarıya püskürtülür. Evet bu olay aynı zamanda bitkilerin ilaçlama yapıldığı düzeneklerden de ne yapılabilir arkadaşlar kullanılabilir diyoruz. Örnek 1 devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki hangidir? Bernoulli ilkesinin etkilerini örnek olur. Bernoulli ilkesi neydi? Basıncın hızla ters orantılı olduğunu ifade etti. Doğru mu? Bir bahçe ordum ucuna baş parmağıyla sıkıştığında suyun daha hızlı akması. Evet başlanıcı değiştirdik. Musluktan akan suyun yere yaklaştıkça incelmesi. Evet. Fırtınalı havalarda hız esen rüzgarın etkisiyle bazı evin çatıların uçması tamamı Bernoulli ikisine uyar. İki de diyoruz. Ha, yukarıda verilen olayların hangileri akışkan basıncı ile etkilidir? Yani Bernoulli ikisi doğru mu? Uçak havalanmasında evet. Araba yıkama istasyonlarında değil mi arkadaşlar uca doğru gittikçe artıyor. Bitkiler ilaçlama yöntemlerinde ne var? Açık kışkanlar basıncı kullanılabiliyor. Evet örnek 3'te. Şekildeki manometrenin açık ucunda hava fişleri kızlandırılıyor demiş. Buna göre hangileri doğrudur? Ne olacak hocam? Hız artacak. Hız artarsa basınç azalır. Doğru mu arkadaşlar? Peki burada ne denklemi bir kuralım. P gaz basıncı eşittir. H artı açık hava basıncına. Doğru mu? Ben burada neyi değiştiriyorum arkadaşlar? Açık hava basıncını azaltıyorum aslında. Açık hava basıncını azaltırsak arkadaşlar. H miktarı olması lazım? Artması lazım ki P gazı dengeleyebilsin. Hangileri doğrudur? Bunun ucundaki havanın basıncı azalır. Evet haş yüksekliği ne olur arkadaşlar artar ve gaz basıncı ne yapmaz değiştirme gaz basıncı ne olur arkadaşlar değişir diyoruz. Evet örnek dördüncü sorumuz. Düşey ikiz şeklindeki gibi olan kabın tepesinde bir tıkaç bulunmaktayken musluk açıldığında kapta dışarıya sıvı akmaktadır demiş arkadaşlar. Peki ne oluyor hocam? Şimdi burada aslında basınçlar birbirine eşit. Doğru mu? Fakat kaç atıldığı zaman demek ki benim sıvı basıncım gaz basıncından daha düşük ve buradaki gaz basıncı daha fazla geliyor. E, musluk açıldığı zaman ne oluyor arkadaşlar? Dışarıya su akıyor. Demek ki benim içerideki basıncım gazdan daha büyük. Tıkaç açıldığında musluktan sıvı akışı gözlendiğine göre tıkaç verken sıvının musluğa yaptığı basınç açık hava basıncı Açık havanın musta yaptığı basınca Eşittir Evet Tıkaç açılınca Açık havası Açık havanın sıvıya yaptığı basınç ve Sıvı tavırı tarafından tabana iletilir İçerideki basınç daha büyük hale gelir ve sıvı akışı gözlemlenir Sıvının üst bölümünde boşluk sıvıyla dolu olsaydı Tıkaç açılmadan da dışarıya sıvı Çıkabilirdi demiş arkadaşlar Evet olabilir Beşinci sorumuzdayız. Düşey kes şeklindeki bir su dolu kabın tamamı tutulmakta olan lastik balon serbest bırakılıyor. Lastik balon mu arkadaşlar? Yani esneyebilen cisim. Buna göre lastik balon su yüzüne çıkarken hacmi ile su yüksekliği nasıl değiş? Şimdi ne olacak hocam? Ben yukarıya doğru gittikçe bak üzerimdeki basınç azalmaya başlayacak, doğru mu? Ve ben yukarıdaki basınç azaldıkça İç basıncımı da azaltmaya başlayacağım. Peki nasıl azaltacağım? Kazlarda basınç ve hacime bakmak zorundayız. Basıncı azaltabilmek için esnek balon olduğu için hacmi artıracak arkadaşlar. Yani yukarıya doğru gittikçe benim balonum şişmeye başlar. E şişmeye başladıkça kapladığı alan artacak. Yani haş yüksekliği artmaya başlayacak. O zaman haş artar. Aynı zamanda hacim de doğru orantı olarak ne yapar arkadaşlar? Artar diyoruz. Örnek 6. sorudayız. Düşey kesitte şekildeki olan kapta su ve kas şekildeki gibi dengededir demiş. Kavanozsu açılıp denge sağlandığında hangileri doğrudur demiş. Şimdi burada aynı yükseklikteki yani buradaki basınçlar birbirine ne olmak zorunda eşit. Işte. Yani burada açık hava basıncım var. Açık hava basıncı H artı P gaz eşit. Doğru mu arkadaşlar? Biz bunu öğrenmiştik geçen dersimizde. Eğer alttaki sıvılar ve yükseklikleri birbirine eşitse üstteki basınçlar birbirine eşit olmak zorundaydı. Şimdi K açılıp denge sağlandığı zaman ne olacak arkadaşlar? Benim bu koldaki basıncım artmaya başlıyor. Yani artık P0 artı atıyorum h bir kadar oluyor. Doğru mu? E ne yapacak buradaki basınç artarken buradaki basıncın artması lazım su miktarı birazcık artacak ve gaz basıncı artar hangisi doğru gaz basıncı artar Evet o noktasını etkiden sıvı basıncı artar demiş Evet artık artmaya başlayacak haş yüksekliği azalır demiş Arkadaşlar şimdi haş yüksekliği bu noktada olduğu için ne yapacak şu seviye de olmaya başlayacak. Gaz yukarıya doğru çıkmaya başlayacak arkadaşlar. Ay yüksekliği azalır diyoruz.